Merhaba arkadaşlar. 10 Haziran denemesinin, TET denemesinin soru çözümünü yapacağız. İlk sorumuz elektrostatikle alakalı. Demiş ki X-Y iletken küreleri, özdeş X-Y iletken küreleri, bir de Y içi boş iletken küresi varmış. X'in yükünü eksi 2Q vermiş, Z'ninkini de artı Q vermiş, Y ise nötr demiş. Buna göre diyor ki hangi işlemleri yaparsak yük miktarları birbirlerine eşit olur diye bir şey söylemiş. Şimdi aşkından başlıyorum, diyor ki Z küresini Y'nin içerisine dokunup çıkardıktan sonra X'e dokundurmak. Yani Z'ye gidiyoruz, içeriden dokunduruyoruz. Dokundurduktan sonra şimdi ilk aşamadan başlıyorum. Eğer Z'yi Y'nin içerisine dokundurursak bir kere dokundurduğumuz cisim nötr olurdu ilk aşamada. Ardından bütün yükü de bizde büyük küre alırdı. Yani artı Q kadar yük var normalde Z küresinde. Onu da Y alır, içi boş olan küre alır. Y de şu anda artı Q olup büyük kalmış olur. Daha sonra diyor ki biz bu Z'yi X'e dokunduracağız. X'te de eksi 2 Q yük olduğunu biliyorum ve özdeş olduklarını biliyorum. O zaman X ile Z son durumda yükleri eşit paylaşacaklar. Yani kimde ne kalır? Eksi 2 Q yükten eksi Q'su X'te kalır, eksi Q'su da Z'de kalır. Sonuç itibariyle hepsinde Q kadar yük olur. Yani o zaman benim cevabım A şıkkı olur arkadaşlar. Bu doğrudur diyorum. Geçiyorum diğerine. Ne var mesela burada? Demiş ki aynı anda X, Z kürelerini Y'nin içerisine dokunduralım. Şimdi aynı anda X ile Z'yi Y'nin içerisine dokundurursak X ile Z nötr olur. Dokundurduğumuz anda. Ve bütün yükü bu sefer Y alır. Y'de toplam ne kadar yük almış olur? Eksi 2Q birinde var, artı Q birinde var. Eksi Q kadar yük almış olur. Yani yükleri bu durumda eşit yapmaz, yanlıştır. Diğerine geliyorum. Aynı mantık. Mesela diyor ki X küresini Y'nin içerisinde dokundurup çıkardıktan sonra Z'ye dokundurmak. Yani az önce yaptığımızın tam tersini bu sefer X'de yapalım diyor. Şimdi X'i biz Y'nin içerisinde dokundurursak yine X nötr olur ilk durumda. Y'de bütün yükü alıp eksi 2Q yüklü olmuş olur. Sonra diyor ki ben X'i Z'ye dokunduracağım. Şimdi Z'de artı Q yük vardı. O yükü de paylaşacağız. O zaman Q bölü 2 X'de kalır. Q bölü 2 de Z'de kalır arkadaşlar. Yani yük büyüklükleri eşit yapmaz. O yüzden olmaz diyorum. Bununla geçtim. Geldim diğerine. Diyor ki X küresini Z'ye dokundurup ayırdıktan sonra Y'nin içine dokundurmak. Yani X ile Z'ye dokunduralım. Ondan sonra X'i Y'nin içerisine dokunduracağız. Yani birinci adım şöyle olacak, ikinci adım böyle olacak. X ile Z'yi dokunduracağız. Ardından X'i Y'nin içerisine dokunduracağız. Şimdi X ile Z'ye dokundurduğumuzda olacak olanı söyleyeyim. Toplam yükümüz, birisi eksi 2Q, birisi Q olduğu için, artı Q olduğu için. Toplam yükümüz Q olur. O zaman X'te Q bölü 2 yük kalır. Z'de de Q bölü 2 yük kalır. Sonra diyor ki ben bunu Y'ye dokunduracağım. X'i Y'ye dokundursam bütün yükü Y alır. Yani Q bölü 2 kadar yük almış olur o da. Ve X de nötr olur. Son durumda X nötr olmuş olur. Y ile Z eşit yapar ama X ile eşit yapmazlar. O yüzden yanlıştır. O da olmadı dedim. Geçtim ondan sonra sonuncuya. Onu da göstereyim. Diyor ki aynı anda X küresini Y'nin dışında Z küresini de içine dokundurup ayırmak diye sormuş. Şimdi X küresini Y'nin dışına Z küresinde içine dokundurdum dersem yine Z'yi içerisine dokundurduğum andan itibaren zaten Z bir kere arkadaşlar nötr. Şimdi Z nötr oldu. Haliyle Z nötr olduğuna göre artı Q olup bir tane yük almış oldu. X'te de arkadaşlar Y'yi de yazayım şöyle. Y arkadaşlar artı Q kadar yük almış oldu. X'te de eksi 2Q'luk bir yük vardı. Şimdi bunlar ne yapacak arkadaşlar? Kendi aralarında bunları paylaşacaklar. Şimdi toplam yük eksi Q. Ha, paylaşacağız. Varsayalım. Normalde biz bunları nasıl paylaşırdık? Büyüklüğümüze göre paylaşırdık. Haliyle y x'ten büyük olduğuna göre bu son durumda yükleri paylaşsalar da y'nin yükünün büyüklüğü x'ten fazla olacak. Yani y'nin yükü fazla olur, x'in yükü az olur. Ne x ile y'nin yükü yük miktarı eşit olur. Z zaten nötr, ona da eşit olamazlar. O yüzden E seçeneği arkadaşlar olmaz. Yani yarıçapını vermediği için y ile alakalı ne kadar yük aldı ya da verdi şeklinde bir yorum yapmadım ama x ile z'yi y'nin içerisinde dokundurduğumuza göre y zaten daha büyük. Ve yük olarak da daha fazlasını alacağı kesin. Z zaten nötrdü. Her türlü bu durumda bizim yüklerimiz eşit olamaz arkadaşlar. O yüzden cevabım A seçeneğidir demiş oldum. Gösterdim hepsini, geçtim şimdi diğer tarafa. Sıcaklık ve iç enerji kavramları ile alakalı hangileri doğrudur? Hangisi yanlıştır diye söylemiş, pardon.
Demiş ki havanın nemli olup olmaması hissedilen sıcakla etkiler. Doğru arkadaşlar. Yani rüzgar esmesi, yağmur yağması, kar yağması. Burada arkadaşlar bizim ortamdaki sıcaklığı etkilememize yani ortamdaki sıcaklığın bizi etkileme durumunu değiştirir haliyle. Bu hissedilen sıcaklıktır. O yüzden doğrudur. Güneş karaları denizlerden daha çabuk ısıtır demiş. Doğrudur arkadaşlar. Karalar katı kütlelerdir. İletimle ısınabilirler. Ama sular konveksiyon yoluyla ısındıkları için biraz daha geç sürebilir mesela bu olay. O yüzden doğru kabul ederim. Diğeri eşit kütleli sıvılardan 60 derecedeki suyun ısısı 30 derecedekinden büyüktür demiş arkadaşlar. Ben bunlarla alakalı özel bir şey söylemiştim. Dedim ki suyun ısısı ya da herhangi bir maddenin ısısı, X'in ısısı, Y'in ısısı olmaz demiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de üstünü çiziyorsunuz demiştim. Yanlış demiştim. Yani yanlış olan budur. Diğerinde ateşi yükselen hastanın vücut sıcaklığı 38 derece oldu demiş. Doğru. Bazen bunu mesela vücut ısısı diye söylüyorlar. Yanlıştır. Yanlış bir tabirdir. Sıcaklığı demek lazımdır. Bu cümle haliyle doğru o yüzden. Isı alan maddenin iç enerjisi artar demiş. Doğrudur arkadaşlar. Siz bir maddeye ısı veriyorsunuz ki enerji vermiş oluyorsunuz. O yüzden onun da toplam enerjisi arttı dersiniz. Doğrudur bu mantıkla. Yani cevabım o yüzden C seçeneği oldu dedim geçtim. Diğer sorum arkadaşlar. Güçle alakalı bir soru. Araçlara uygulanan kuvvetleri vermiş, aldıkları yolları da vermiş. Bana güçlerini soruyor. Şimdi iş normalde şöyle hesaplanıyordu arkadaşlar. F çarpı X diye. Güçte iş bölü zamanda. Yani mesela ben buradaki yapacağım işlemi şöyle söyleyebilirim o yüzden. Her biri için F çarpı X şeklinde güçleri hesaplayacağım. Sürelerini de bana vermiş. Oradaki sürelere göre de gücünü söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela birinciden başlıyorum. 2F kadar kuvvet var. 3X kadar yol gitmişiz. Ne kadar sürede gitmişiz? 2T sürede gitmişiz. Yani bunun gücü o zaman 6 bölü 2'den 3 gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Ötekileri yazmadım. Geçtim diğer tarafa aynı şekilde. 3F kadar kuvvet var. Yine 2X kadar yol var. Bu diyor ki 3T sürede alıyor. O zaman bu da 6 bölü 3 gibi bir şey gelir. Yani 2 gelir. Sonucuya geliyorum. Burada da 2F kadar kuvvet var. 2X kadar bir yol gitmişiz. Ne kadar sürede ona da bakayım. 2T sürede. Bu da 4 bölü 2'den 2 gibi bir şey gelir. Yani sonuç. O zaman K'nın gücü en büyüktür. L ile M'ninkiler de eşittir arkadaşlar. Cevabım da B seçeneği oldu derim. Geçtim burayı. Geldim diye soruyor. Suyun yüzey gelimi ile alakalı bir şey sormuş. Hangileri doğrudur diye söylemiş. Şimdi sırayla gidelim. Sıcaklığın artmasıyla artar demiş arkadaşlar. Yanlış. Tam tersi. Suyun eğer sıcaklığını arttırırsak öz kütlesi azalmış olur ve bundan dolayı da yüzey gerilimi de azalır demiştik. Genleşme söz konusu olduğu için. O yüzden sıcak suyun yüzey gerilimi soğuk suya göre her seferinde daha azdır diye bir şey söylemiştik. Hatta temizlik yaparken sıcak suyu tercih etmemizin sebebini de böyle demiştik. O yüzden yanlış diyorum. İkiye geliyorum. Deterjan ve sabun ilavesi ile azalır demiş. Doğru. Aynı mantık. Yine deterjan ya da sabunu kullandığınız takdirde yüzey gerilimi azalır ve kirlenin arasına rahat girer diye bir şey söylemiştim. Mesela temizlik de o yüzden önemlidir. Dış basıncın artması ile azalır demiş arkadaşlar. Doğru. Şimdi dış basınç burada mesela sıvının yüzeyinin üzerinde hava yani bir gaz molekülleri var arkadaşlar. Eğer bunlar bir basınç yaparsa sıvının içerisindeki moleküller de birbirlerinden biraz daha ayrılır ve yüzey geriliminde bir azalma söz konusu olur. Evet. Bu mantık da o yüzden doğrudur. O yüzden cevabım E seçeneğidir diyorum. Yani 2 ve 3 olur diyorum burada. Geçiyorum diğerine. Optik sorusu kırılmayla alakalı bir soru. Diyor ki özdeş x'ye tam yansımaları prizmaları birbirine yapışıktır demiş. Buna göre I ışık ışını nereden geçer diye sormuş. Şimdi I bir kere buradan geldi. Geldikten sonra şimdi hava ortamından cama geçecek. Hatta sınır açısının 42 derece olduğunu falan söylemiş mesela burada. Şimdi biz de bir kere şu durum söz konusu olurdu. Eğer biz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru bir geçiş yapmaya çalışıyorsak bizim açımız küçülürdü. Yani açı küçülecek. Şimdi açı küçüleceğine göre o zaman biz demek ki normal gitmemiz gereken doğrultudan daha küçük bir açıyla gitmiş olacağız. O yüzden hani burada gittiğimiz doğrultulardan hangisidir derse ben buradan böyle devam ettim derim. Yani 3 ya da 4'ten bir tanesi olacak kesin. O yüzden diğerlerini elemiş oldum haliyle. Şimdi buraya kadar geldikten sonra da haliyle ne olacak derseniz. Şimdi ilkinde arkadaşlar ışığımız hani havadan cama geçti. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçti. Diğerine de camdan havaya doğru geçecek. Şimdi
Geldiğimiz açı 45 dereceymiş mesela. Biz burada bir tane açı yaptık. Bilmiyorum kaç derece olduğunu ama diğer tarafta da aynı şekilde mesela benim normalimle yaptığım açı yine aynı şekilde eşit olur diyorum. Neden eşit olur diyorum? Çünkü şu ortamlar birbirlerini görüyorsunuz mesela paralel. Paralel olduğuna göre şunlar da iç ters açılar. Birbirlerine eşit olacaklar. O zaman 45 ile gelip bu açıyla gittiysek bu açıyla geldiğimizde de 45 dereceyle gitmemiz lazım arkadaşlar. Yani kim gibi olur? 3 gibi olur derim. Hani açılar eğer aynıysa havadan cama geçerken hangi durumda geçtiysek camdan havaya geçerken de aynı durumda geçeriz diyorum. Açı da değişmez diyorum bu mantıkla. Cevabı da C seçeneği dedim geçtim. Geldim diğer soruya arkadaşlar. Bazı temel büyüklükleri bunlara ait uluslararası birim sistemi birimleri demiş. Ve ölçme araçları göstermiş diyor. Tamam, hangileri yerleştirirse doğru. Şimdi sıcaklık Kelvin demiş, birim olarak doğru. Ölçü aleti yanlış. Kim olacak? Termometre olacak. Yani bunun yukarı çıkması lazım. Elektrik akımı amperdir, ampermetrede doğrudur. Işık şiddeti kandiledir. Yalnız ölçme aracı fotometredir. O yüzden fotometre ile termometrenin yer değiştirmesi yeterlidir. A seçeneğidir de cevabım diyorum bundan dolayı da. Geçtim bunu da. Son sorum kaldırma kuvveti sorusu. Eşit kütleli kare cisimleri x sıvısı içerisinde dengededir demiş. Şimdi eşit kütleli diyor. Yani eşit kütleli ise arkadaşlar bunların ağırlıkları aynı. X'ine de G yazabilirim. Şimdi yüzen cisimlerde şartım neydi? Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olmalı. Askıda kalanlarda kaldırma kuvvetim yine aynı şekilde ağırlığa eşit olmalıydı. O zaman eğer ağırlıkları aynıysa demek ki kaldırma kuvvetleri de aynı. Yani K'ya etki eden kaldırma kuvveti L'ye etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. Doğru. Diyelim. K'nın öz kütlesi L'den büyüktür demiş arkadaşlar. Yanlış, tam tersi. Çünkü K yüzüyor. Bu öz kütlesinin küçük olduğu anlamına gelir. L askıda ise 12 sıvıyla eşit olduğu anlamına gelir. Yani L'nin öz kütlesi K'dan büyüktür, tam tersi. L'nin öz kütlesi X'inkine eşittir. Doğru. Çünkü askıda kalmak bizde ne demekti arkadaşlar? Cismin öz kütlesiyle sıvının öz kütlesi eşitse olur. Yüzmek nasıl olurdu? Tam tersi. Cismin öz kütlesi sıvıdan küçükse olurdu arkadaşlar. O yüzden L'nin öz kütlesi X'inkine eşittir. Doğru. Cevabım da D seçeneğidir diyorum arkadaşlar. Böyle bir testimiz. Genel olarak kolay bir teste benziyor. Yine sizin için de iyi geçmiştir umarım.